Erkan Bey, son bir soru. 12 Eylül darbesinin ve yaşananların simge isimlerinden biri olan Erdal Eren'di. Geçen duruşmada Kenan Evren'e yaşı büyütülerek asılan Erdal Eren'in fotoğrafı gösterip soruldu hatırlayıp hatırlamadığını. Bilmiyorum dedi. Bu konu hakkındaki düşünceniz nedir? Asmayalım da besleyelim mi cümlesi 12 Eylül'ün simgesine dönüşmüş bir isimdi. Bir cümleydi. Evet. Bu cümleden bir pişmanlık duydunuz mu acaba köşkte yaşananlara baktığınızda? Evet, evet. Şimdi onu da izah edeyim size. Tabii Erdal Eren'i tanıması mümkün değil. Ben de tanımıyorum yani. Görmedim, etmedim yani çocuğu. Allah rahmet eylesin diyelim. Şeyde sonuçta. Şimdi bakın. Bu ölüm cezalarının bir kısmı 12 Eylül'den önce verilmiş, Yargıtay'da tasdik edilmiş, dosyaları mecliste bekleyen hükümlerdendi, imiş. Yani ben de tam bilmiyorum ama öyle evet. Duydum. Yani bir kısmı öyle kalmış. Şimdi 12 Eylül döneminde, yani hemen diyelim 13-15 Eylül'de Bakanlar Kurulu teşkil edilirken zamanın Yargıtay Başkanı Cevdet Menteş Adalet Bakanı yapılmış. Ki işte böyle bir hukuki problemde müdahale etsin, akıl versin filan diye yani sonuçta. Erdal Eren'in yaşının illa asmak için büyütüldüğü diye bir şey yok. Yani bu insanlar böyle ne bileyim ben yani illa cellatlık yapmak için ellerini ovuşturan insanlar değil yani. Şimdi ama biliyorsunuz şeyde duruşmalarda kemik yaşı söz konusu olur. Hatta bu şeyde de son zamanlardaki bazı davalarda da konu oluyor. Çünkü yaş küçükse mahkemesi değişiyor. Suçu, cezası değişiyor vesaire. Onun için de kemik yaşı tespitine karar anladım. Veriyor mahkeme. Adli tıptan kemik yaşı tespiti yapılıyor. Tam şeyini, dosyanın özelliklerini bilmiyorum doğrusu ama peki. Herhalde bu şeyden o asmayalım da besleyelim lafını da size izah edeyim. Cüneyt Bey, bu liderlerin en problemli anları bu mitinglerdir. O mitinglerde liderler maalesef ciddi şekilde gaza getirilirler ve hiç mesela sosyal hayatında hiç düşünmediği, hiçbir zaman onun fikriyatı olmayacak şeyi pat diye söyleyiverirler. Evet. Halktan yani aldığı... Siz gaza mı getirildi diyorsunuz? Son olarak onu sorayım. Kesin öyle. Çünkü bunu ben çok konuştum kendisiyle. Yani bana söylediği ya sorma. İşte o arada yani o mitingin yapıldığı gün gene birileri öldürülmüş idi. Tam yerini bilmiyorum mitingin yapıldığı peki. Yeri. Oradan vatandaşın biri bağırmış. Ya paşam görmüyor musun gene adam öldürüyorlar ya. As bunları Allah aşkına deyince. Doğru asmayalım da besleyelim mi oğlum demiş. Kürsüden çıkarken pişman olduğunu söyler bana Kenan Paşa. Bu konuda yani. O onun bir nakisesi diye yazıldı dediğiniz gibi yani.